Merhaba arkadaşlar, bugün de size proteinli, sütlü, irmik tatlısı yapacağız. Evet, ne var? 2 bardak, burada bir gözüküyor ama 2 bardak yağsız süt kullanıyoruz. Bunları üstünü süslemek için isterseniz sadece muz da olur, isterseniz çilek de olur. Ben ikisini de kullanacağım. 4 yemek kaşığı irmik var. 2 yemek kaşığı bal kullanacağız ve 1 kap protein tozu kullanacağız. Bu ikisini, bal ve protein tozunu ocağı kapattıktan sonra kullanacak, pişmeyecek. Onun için göstereceğiz şimdi size. Evet, 2 bardak sütümüzü koyuyoruz. Evet, şimdi irmiğimizi koyuyoruz. Ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Bu arkadaşlar katılaşacak, kıvamı olacak. Yani puding yapar gibi, eskiden herkes puding yapmıştı. Puding yapar gibi, şu an cıvık ya, kıvam alması gerekiyor. Onun için biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, altını kapattım. Gördüğünüz gibi bakın, kıvam oldu. Şimdi birazcık karıştırarak aşırı sıcaklığını alıyoruz. Çünkü içine bal ve protein tozu ekleyeceğiz. Bu arada protein tozu tamamen isteğe bağlı. Eğer protein tozu kullanmak istemiyorsanız bal miktarını bir kaşık daha arttırabilirsiniz. Çünkü protein tozu birazcık tatlılık verecek. İkisini dengeleyecek. Şimdi soğuduktan sonra devam edeceğiz. Biraz soğumaya bırakıyoruz. Evet, şimdi 2 yemek kaşığı bal ekliyorum öncelikli olarak. Çok doldurmuyorum. Evet, dediğim gibi isteğe bağlı olarak bir kapta protein tozu koyuyoruz. Aşırı soğuk olmayacak arkadaşlar, bal erisin diye, ama çok sıcak da olmayacak. Ve karıştırıyoruz. Kaplarımıza koyacağız arkadaşlar. Şöyle koyalım. Daha iyi olacaktır. Evet, şimdi bol meyve koyuyoruz. Bu arada bal koyunca birazcık daha yumuşadı, haberiniz olsun. Ama buzdolabında koyacağız şimdi, bekleteceğiz biraz. O yüzden birazcık daha sertleşecektir. Meyve miktarını ben zaten şeye de yazacağım. Beslenme listesinde belirteceğiz. Şimdi şöyle ekleyelim. O zaman üstüne tarçın dökebilirsiniz. Afiyet olsun.